Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Ali. Hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ ol. Herkese merhabalar. Bugün 3 Mart 2016. Burası OMÜ Radyo. Bugün OMÜ'lüler için, biz iletişim fakülteleri için önemli günlerden birisi. Radyomuzun resmi açılışı. Sizler bugüne kadar hep online olarak çevrim içi dinlediğiniz radyomuzun bugün itibaren sayın yöneticilerimizle, destekleyicilerimizle ve değerli büyüklerimizle resmi açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Bugün gerek çarşambanın gerekse üniversitemizin değerli büyükleri buradalar. Kendilerine katılımları için öncelikle teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk radyonun anonsu Alo Alo Muhterem Sami'in diye başladı. TRT radyoları ilk anonsu o şekilde vermişti. Tabii yıllar 1927 idi. Ondan bu tarafa çok zaman geçti. Daha sonra siyah beyaz televizyonlar 1968'de hayatımıza girdi. Takdir edersiniz ki OMÜ Radyo çok fazla dinlensin gibi bir derdi olmaz. Çünkü buradaki temel espri kanaatimce öğrencilerimizin çok kaliteli bir şekilde yetişmesi, özellikle iyi radyocu olmalarıyla ilgili bir pratik, bir pratik yapma alanı radyolar, uygulama radyosu. Onun için bu önem arz ediyor. Ama buna ilave olarak, ek olarak aslında OMÜ Radyo, özellikle halkın bilinçlendirilmesi, yerel gazetelerin okunması, ulusal haberlerin takibi ve sunulması, gene düzeyli ve kaliteli müziğin verilmesi adına bir örnek teşkil eder. Ayrıca iletişim fakültesine, siz değerli yöneticilerine, hocalarına ve öğrencilere bu radyonun güzellikler, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Umarım ki çok uzun nefesli bir radyo olur ve çok geniş kesim tarafından da takip edilen, dinlenen radyo olur. Tekrar başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz valimiz Sayın İbrahim Şahin'e güzel dilekleri ve öngörüleri için. Solumda Türkiye'de iletişimin en üst noktası olan TRT Genel Müdürlüğü yapmış Sayın Valimiz. Sağımda da alanı sinema, televizyon olan hocamız var. Ben bir doktor olarak burada ne söylerim diye düşündüm. Yaşlılarımızın malum ajans vakti geldi, aç ajansı dinleyelim şeyi de Türkçemizde çok yaygındır. Şimdi muhtemelen belli yaşa geldiğimiz için aynı duruma düştük. Biz de televizyonda ajansları açıyoruz hep. Tabii daha sonra televizyon, işte internet vesaire, gerçekten belki birçoğumuz radyonun öleceğini bekledik ama aynen Sayın Valimizin söylediği gibi trafikteki o boş vakitte dinlenilebilecek en uygun araç radyo. Bir diğeri de aslında iş yerinde de çalışırken bir işle meşgul olduğumuz için orada da bu iletişim araçlarından ancak gene radyoyla meşgul olabiliriz ya da ona muhatap olabiliriz. Çünkü televizyonu açıp izlemek mümkün olmaz. Bir iş yapıyorsanız internetle o sırada sosyal medyayla uğraşmanız mümkün olmaz. Ama bir yanda radyo çalmaya ve konuşmaya devam edebilir. Dolayısıyla bu tür, yani bu gerek kamu kurumlarında gerek özel işlerde de işte bir atölyede vesaire de genellikle ya da bir sanayiye gittiğinizde her sanayicinin, yani otosanayi diyelim, odasında bir radyo mutlaka açıktır. Bir yandan işte müzik çalar, arada konuşurlar. Tabii de bunu iletişim fakültesi kurulmadan mühendislik fakültesinde bir OMÜ radyo başlatmıştık. Oldukça amatördü. Artık ne diyelim, işi erbabına teslim etmiş olduk. İletişim fakültesinin işi bu. Sanıyorum fena da olmayan bir stüdyo oluşturuldu. Şimdi hedefimiz tabii hemen peşine, aslında ona da 1-2 yıl uğraşıyoruz ama işte ihale süreçleri uzadığı için televizyon stüdyomuzu da inşallah açıyoruz. İnşallah. Televizyon stüdyomuz gerçekleşirse Karadeniz bölgesinde televizyon stüdyosu açmış ilk üniversite ve fakülte unvanını da almış olacağız. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla başka hiçbir iletişim fakültesinde şu ana kadar yok. Bazı girişimlerde henüz askıdaymış. Bundan dolayı bunun hem radyomuzun hem televizyonun
haklı gururunu inşallah yaşayacağız hep birlikte. Sizlere tekrardan gerek destekleriniz, gerek önerilerinizle kattığınız bizlere maddi manevi desteklerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Dekan Hanım, sizin de önderliğinizde yapmış olduğunuz uygulama radyomuzun bugün açılışını gerçekleştirdik. Bu konudaki görüşlerinizi ve düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bildiğiniz gibi fakültemiz çok yeni, 4 senelik bir fakülte. Daha öğrencilerimiz 3. sınıftalar. Daha köklü üniversitelerde, iletişim fakültelerinde olmayan, olması bayağı güç olan safhalardan geçerek bir başarıyı yakaladık. Öncelikle fotoğraf stüdyomuzu kurduk. Sonra haber ajansımızı gerçekleştirdik. Şu anda faal biliyorsunuz gazetecilik bölümümüz ve halkla ilişkiler bölümümüz var. Bu iki bölüm öğrencilerinin ne eksiği varsa gerek uygulama gerek teorik olarak grup olarak yararlı olabilecek ne varsa uygulama alanı olarak özellikle bunları gerçekleştirmeye çalıştım. Radyomuz ise radyo, televizyon, sinema öğrencimiz henüz yok. Bu Eylül ayına 2016-17 öğrenim yılına alacağız inşallah. Onlara gelmeden önce böyle bir imkanı hazırladık. Bu bakımdan şanslılar. Biz de fakülte yönetimi olarak şanslıyız. Akademik personel olarak şanslıyız. En başta üniversite yönetimimiz, sayın rektörümüz ve rektör yardımcılarımız, belediye başkanımız, bir numaralı önde gelen destekçilerimiz. Hem maddi hem manevi desteklerini esirgemediler, eksik olmasınlar. Öğrencilerimize uygulamalı olarak kendilerini gösterebilecekleri, teknolojinin en son nimeti olan bir radyo armağan ediyoruz. Profesyonel radyoların kullandığı bir sistem bu, RCS sistemi. Dışarıda herhangi bir radyoda çalışmak isteyenler olursa hiçbir sıkıntı çekmeyecekler. Aynı şekilde televizyonumuz da hazırlanıyor. Bugün yarın onun da tamamlanması an meselesi. Böylelikle uygulamalı bir fakülte olarak iddialıyız. İddialı giriyoruz. İnşallah emeklerimiz boşa çıkmaz diyorum. İki tane spikerle bir tane haber editörüyle başladığımız bu süreçte şu an 15 kişilik bir kadromuz var. Öğrenci arkadaşlardan oluşan. Uygulama radyosu olduğu için daha da genişlemeye devam edecek bu. Müzik programlarımız olacak, kültür saati programlarımız olacak, şehirde sanat programlarımız olacak, hocalarımızı davet ederek yapacağımız akademik sohbet programları olacak. Bu açılışta bunun bir resmiyete dökülmesi demek. Bu çok güzel bir şey. Bu konuda mutluyum. Ben bugünkü açılışta şunu fark ettim. Gerçekten bu radyoyu yani biz çok zor bir aşamadan geçirerek bu duruma getirdik ve şu anda o yaptığımız zorluğu, çektiğimiz zorluğu atlattık yani. Bizim için her şey tekrardan ve yeniden başlıyor. Teşekkür ederim.